Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir de zalatı peki kainatı ve mürekkebatı ya. Cuma grubunda bu arada hep böyle hiçlikten bahsedildi. Kendini, kendisinin bildiği yokluk değil, saflık aleminden bahsedildi. Bu akşam da hiçin aynası hepten. Hayattan okumak istedik abi. Yani hep ne demek? Ha, onu anlatacaksın. Hayattan bahsetmek istedik abi. Böyle beşinci remizden biraz. Ha. Sırtlandır, okumuyor. Orada aklımıza geldi. Tamam. Hayat bahsi malum bayağı bir külli de. İnşallah bir şeyler ifade etmeye çalışacağız abi. Hı hı. Hayata başlarken abi şöyle bir kısa bir giriş yapmak istiyoruz da hayat bizim gibi küçük bir canlıya bir damla suyu cerrengah yapıyor. Kimisine bir deniz olup gemisini yüzdürüyor. Kimisine okyanus olup gavvaslık yaptırıyor hayatta. Kimisine de güneşine aynı olup şahsiyetini yenilendiriyor. Yine hayat bahsine geçmeden evvel Erzurum bugün yağmurlu abi. Geceye böyle bir iki şimşek çakırmak istiyoruz da inşallah yanmayız. Abi ismi Hayyan Epçek değeri 18. Bu da böyle 18 bin alim alakadarlığına güzel bir tevafuktur diye baktık da abi. Yine Hazreti Ali Efendimiz'in Esma-i Sitte Risalesine hususan Hay ve Kayyum isimlerine sarahata yakın bahsetmekte. Hazreti Ali Efendimiz'in ismi Azam sıralamışı, ismi Hay ikinci sırada yer alıyor. Yine Kur'an alfabesinde B harfiyle ikinci sırada yer alıyor. Hazreti Ali Efendimiz'in B'nin altındaki noktayı indiği de ismi Hay ve Sırr-ı Ehadiyet'e ayrı bir letatifet katıyor gibi hissettik abi. Hatta Risale-i Nur'a alakadarlığı sadece mevzulara sahiplenişi, Risale-i Nur'u koruyup kollaması değil, o mevzulardan hissesi de vardır diye şöyle bir kanaatimiz de vardı abi. Arapçada ya hitap kelimesi Türkçe'de e'ye tekabül ediyor. Böyle üstadımızın ey hayali arkadaşım derken ya hay Ali arkadaşım buyur dersinize desek Resail-i Nur canibinden hata etmemiş oluruz kanaatindeyiz abi. Bir de abi Risalet-i Nur velayet canibinden bakıldığında Gavs-ı Azam Kıddüs-ü Ruhu da ismi azamı Yahay. Gavs lügat manasına bakıldığında abi nida sesleniş manasında yani hakikatlerin aleme haykırışı manası hissettik abi. Diğer bir manası da gizli gizemli hazinelerin aralanıp ortaya çıkarılması. En önemlisi ise gavsiyet, ölmüş ruhların Risalet-i Nur'un hakikatleriyle yeniden hayatlanması da göz ardı edilmese gerek abi. Ayrıca Hazreti İsrafil Aleyhisselam'ın hayat tabakası ile alakadardır. Gavs-ı Azam Hazretleri'nin de yerdeyken İsrafil'in azametli heykelini temaşa etmesi manası bizce Risalet-i Nur'un kırmızı sütunundan başka ne ola ki abi? Hay, hayat, Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin ebediyetinin ifade edilişiyle tecellisidir. Diyerek böyle 30. lemanın bir mukaddime başlangıcı yapalım abi inşallah. 30. lemanın 5. nüktesi, Bismillahirrahmanirrahim. فَنْزُرْ اِلَى اَرْسَالِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatun ve la nevm ayet-i azimenin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki cilvesi Şevval Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Abi burada nur ve ziya diyor, diğerlerinde hep nur diye diyor, işte altı nurundan bir nuru. Fakat hay ve kayyum için iki ziya diyor. Bunun bir ziyası ismi hay, nur vasıta ile olan aydınlık. Ziya ise bizzat olan aydınlığı ifade ediyor. Buradan kısa bir yer okuyup 5. cevize geçmek istiyoruz da abi. Hem kainatın mahiyetleri içinde zat-ı hayy-i kayyumun vücudu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden dürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli, hem masnuat-ı ilahiye içinde en hafisi ve en zahiri ve en kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı rahbaniyedir. Hem sair mevcudatı kendine kadim ettiren nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i rahmaniyedir. Hem şunat-ı ilahiyenin gayet cani bir aynesidir. Ha, beşinci demiz. Hayatı söyledi değil mi Sedat bu? Hayattan bahsediyor. Evet abi. Yani evet, abi. Hem en hafi hem en zahir. Hem zahir. En gizli, en açık, en ince, en geniş, en kıymetli, en ucuz. Beşinci demiz, hem hayatın 16. hassasında denilmiş ki, hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz'i ise kül gibi cüz'iye dahi külli bir camiyet verir. Abi böyle 29. sözden kısa bir yer buraya okumak istiyoruz da. Hayat her şeyi, her bir zihayat olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şey-i zihayat diyebilir ki, şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir hükümdür. Nasıl ki ziya eksamın görünmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur, öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır, keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Şu tanımlara bak ya. Her bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Şu tanımlamalara bak ya. Allah Allah. Evet. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihat ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesrette ehliyetin bir aynesidir. Abi böyle bir ehliyet cilvesiyle ilgili şuradan da bir şeyler bahsetmek istedik de. Şimdi diyoruz, ehadiyet cilvesi her şeyi bir şeyde toplar, bir tek şey yapar. İnsanda cilve-i ehadiyetin tayyünüyle, şahsiyet-i ilahiyenin temerküzüyle, külli bir nazar neticesinde Cenab-ı Hakk'ın bizimle her an,
her seviyemizle tasarruf halinde olduğunu hissetmekle tenezzülat-ı ilahiye açılıyor. Gören, konuşan, yürüyen hep o. Bakışlarımızı batılda bırakıp batından doğan güneşle bakmalıyız. Burayı da abi, bu manaya da enaniyetini bırakıp bizzat nefsin hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayna-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının dillerine mazhar olan zat-ı vacibi vücudu bulan her şeyi bulur. Hatta Sikke-i Tasdik-i Kalp'te 149'da şöyle bir mana da var abi. Fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyet oluyor. Kalp bir arş olursa, arş-ı azamı ala meratibi ayne-i azamında temessül ile arşın sahibi gibi tasarrufat-ı işleyişine şahit olmaya başlıyor. 149'dakini bir daha söyler misin? Yerinden okuyalım abi inşallah. Ne diyor biliyor musun? Fena-i mutlak ile bak, duyabilir, Cenab-ı Hakk'ı fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyet noktasında o sözleri söylemiş. Tecelli sıfat değil ha. Tecelli ya. Tecelli şunat değil bu. Bu insan ne garip ya. Murat, bir şey söyleyeceğim. Murat dursun burada. Dedi ki, abi fareye tapıyorlar dedi. Yılana tapıyorlar. Sığıra tapıyorlar. Heykele tapıyorlar. Paraya tapıyorlar. Cinselliğe tapıyorlar. Maddeye tapıyorlar. Arabaya vesaire. Dedi ki, benim anladığım anladı. Ama sence niye böyle bu olabiliyor? Cevabı ne biliyor musun? Fareye tapmasının sebebi fareden daha aşağılık olduğunu bildiği için onu kutsamış. Ona ilah olmuş. Bir şey kendisinden daha kutsal olmadıkça o ilah olamaz. Şuna bak ne diyor bak. İnsan tecelli esma değil. Yani tecelli esması var. Kusura bakma Seda. Tecelli sıfatı zatiye, sıfatı subuti değil. Tecelli şunat zatiye değil. Tecelli zat. İnsan. Kendini diyor cismen küçük ama ruhen sen kendini küçük mü zannediyorsun? Muhyiddin Arabi'nin sözü var ya, diyor ya, bütün alem sendedir ama sen alemde değilsin. Alemin içindesin ama dışındasın. Evet, devam et Seda. Tecelli zat deyince benim başım biraz döndü ya. Hasan abi. Evet abi. Abi, fenafillah dedi ya. Ya bu fenafillah akıl mertebesiyle değil miydi? Yani aklıyla mı zata aynadarlık yapıyor? Hayır. Akıl hiçbir şey değil. Akıl yok orada zaten. Akıl nerenin karşılığıydı bizde? Mehmet kardeş. Şeceri hilkatı hayal et. Şeceri hilkatı hayal et. Akıl bizde... Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuza geldi mi aklı bırak. Aklı bırak. Üstü neydi lef-i mahfuzun? Üstü... Arş-ı azam. Arş-ı azam. Onun bizdeki karşılığı ne? Ruh. Onu da bırak. Daha bir üst neresi? Evet. Kavu kavseyn. İmkan ve vücut ortasında taayyum ve teşahhus oldun. Onu da bırak be kardeşim. Mecbur. Sırrı insani.
nihayetsiz vücudu kazanır. Biraz böyle. Sedat, kusura bakma. Devam. Yani kendini küçük zannetme. Hayat, tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyatı olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklı ile avali bir ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zihşuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zihşuurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Mirat-ı ruha aynay ruh değil. İrtisam ve temessül ile geliyorlar. 18 bin alem sana geliyorlar. Sen onun dışındasın hala. Sana geliyorlar. Bana, ben değilim ya. Bana geliyorlar. Ben bunun da gene dışındayım. Evet, devam et. Bunun temeli hayat. Hayat. Bir mukaddeme yaptı Sedat. Sedat mukaddeme yaptı. Duydunuz değil mi mukaddemede? Okumuş, hazmetmiş. Bize önceden bir şey pişirmiş, vermiş. Bu dersin adı ne biliyor musun? Mutfak dersi. Burası mutfak. Malzeme getirip yemek yapıyoruz. Yani Risale-i mutala edilmiş, müzakere ediyoruz. Hepsi mutala etmiş. Herkes kendi üstüne çalışmasına mutala. Mutalalar bir araya getirdik, müzakere. O mukaddeme yani çok mükemmeldi ya. Yani. Hadi devam et bakalım. Bugün herhalde durum hepten iyi değil. Abi, insan ubudiyet-i külliye ile nokta-i mihrakiye hükmünde olup rububiyet-i ilahiyenin yanında ehadiyet-i ilahiyenin şahitliği şems-i ezelinin envarının bir lemasıyla ferah-ı münezzeh ile tazelenen tecelliyatına müşahit oluyor. Onu anlatmak, ondan konuşmak, onun kemalatıyla kendinden geçmek, ona ünsiyet edebilmek, mekansız bir şems-i ezeli, Allah'a ünsiyet, sultan-ı ebedi, mekansız bir şems-i ezeli, sultan-ı ebedi, kayyum-u sermedi, vacib-i vücut, vahid-i ehad, insana bir kimlik giydirip sıfat-ı şahanesine dellallık yaptırıyor. Aslında kim kime söylüyor ki? Sadece Latife-i Rabbaniye'nin sesi. Evet, hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden, ekser Esma-i Hüsna'yı kendinde gösteren bir cami ayna-i ehediyet. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan, bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir, öyle de en küçük bir zihayatı halk eden elbette umum kainatın halikidir. İşte bu hayat, bu camiyetiyle en gizli bir sırrı ehadiyeti kendinde gösterir.
Abi bu en gizli bir sırrı ehadiyeti biraz dinleyelim sizden. Kardeşler ne diyor yani? Kardeşler şey yapsın yani. Sır, en gizli sır ehadiyeti belki bakmak isterler. Sayfa kaçtı? 338. Ne lemalar mı? Lemalar abi, beşinci lemiz. He. Hani bir kafa yorun, bu mutfakta herkes bir yemek yapsın bakalım. Çoktan var yer abi burası. Şey buraya bakar mı abi? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn deyip doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e hitap ederek müteveccih olsun. Bir daha okur musun? Kitaba bakıyordum. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn deyip doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e hitap ederek müteveccih olsun. Bu gizli sırrı ehadiyetin bu hitap makamındaki yeri bu mudur? Osman, ehatla ehadiyeti bize fark yaptırır mısın enfusu lügatta? Bakayım abi. Ehatla, bak şimdi bu adam ehat diyor ama ehat bilmiyoruz ki en gizli bir sırrı ehadiyeti bilir. Bir ehat neymiş? Bir tazelelim. Sistemi bildiriyor abi. Ehat sistemi bildiriyor. Bir de söyle. Ehadiyet de ehat sistemi bildiriyor. He. Ehadiyet şahsın birliğidir. Ehadlerin cemine denir. Yani ehadlerin sahibi. Bir de Osman abiden dinleyelim abi. Sen açtıysan abi, ben yani oradan okuduysam aynı yere okuyacağız. Şey vardır abi, bizim o not almıştık da oradan okuduk. O enfüsüratından mı? Ne oluyor biliyor musun? Yani burası orası aleminde kalkıyor. Yani tefekkürü imani, hissi, fikri, bir derece şuhudi, hakaik imani inkişaf bu derste. Böyle bir derste. Bak 146 Emir'den de diyor. Fikri, hissi bir derece şuhudi. Bu risalete hamlediyorsun. O nispette de Resul oluyorsun. Kimse duymasın. Hasan abi. Efendim Osman'ım dinliyorum abi. Yani, lügatta şöyle demişiz abi. Demişsinizler. Ehadlerin cemine dedir ehadiyet. Yani ehadlerin sahibi. Ehad sistemi bildiriyor. Şahsın birliği değil. Ehadiyet ise şahsın birliği demişiz abi. Ehadiyet evvel ismine bakar. Tecezzi ve inkısamı reddeder. Ehadiyet her bir şeyde halik külli şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Ehadiyet zalim, mazlum fark etmeden tecelli eder. Ehad ise namustur, hususi kılar. Hepimizin Allah'ta bir yeri var. O bizim ehadiyetimizdir. Allah'taki ben, bana bıraktığı numune ehadiyettir. Bendeki o, ondaki ben. Ehadiyet konuşulamaz ama işaret edilir. Niçin konuşulamaz? Ehad, mahiyeti zatiyeye ait. Bu konuşulamaz ama şunat zatiyeden oraya işaret edersin, orası diye. Ehadiyet, bendeki o ile ondaki ben arasındaki münasebettir. Demişsiniz abi. Demişiz beraber. Demişler. Allah Allah, bana tersi gibi geldi. Ehadiyet, ehad sistemi bildirir, şahsın birliği değil diyor. Ehadlerin sahibi ehadiyet diye ödemiş. Sanki ben tersi gibi başta düşünüyorum. Mektubatta var ya, 20. mektupta ehadiyetle vahidiyet. Evet, o 235, orada da onu yazmışız zaten. He, şeydir. Her bir damla nedir? Damla güneş gösteriyor.
Evet, orayı şeyse okuyayım mı o şeyi? Ha ne? Tamam oku işte. Oku ondan sonra buna takılmayalım. Devam tamam. Edelim. Aynen. Oku orayı. Her bir Mektubat 235'i okuyorum abi. Her bir şeyde Halik bir şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir. Ve her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ihadiyet misalini gösterir. Evet. Ve her bir şeyde hususen zihayatta ve bilhassa her bir insanda o saniyin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ihadiyeti gösterir. Evet. Mektubat. Hadi Sedat'ım devam et abi. Yani nasıl ki azametli güneş ziyasıyla ve yedi rengiyle ve aksiyle güneşe mukabil olan her bir katre suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor, öyle de her bir zihayatta kainatı ihale eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı, rububiyet ve icat cihetinde inkisam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne belki iştiraki ve tecezzisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bir bedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkisamı gayri mümkündür. Abi, burada da aslında bir insan var. Bizler sadece temessüllerdir, temessülleriyiz abi. Bizlerdeki teayyum ve teşahhus hakikatinin tezahürü ile neticelenen hayat, sadece bir hayalattan ibaret. Hakikate inkılap sadece Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın intisabımız nispetinde hayatlanıp hakikate dönüyor. Salavatın kelimat ile intikali ile hayalat hakikate dönüşüyor. Ona aleyhissalatu vesselam salavat getirmekle onun aleyhissalatü vesselam daire-i azamı hayat ve ruh aynadarlığına girmek ve nefsimizin aradan çekilmesiyle ehadiyet-i ilahiye kabiliyetimiz nispetinde ruhta hayatlanıyor. Cilve-i Muhammediye'den şahsiyet-i ilahiyenin inkişafı ve sırr-ı ehadiyetin açılması ile manevi tekebbürden tecerrüt edebilme nispetinde baş başa kalmak. Salavatı Efendimiz'e vesile yaparak Efendimiz'i de Cenab-ı Hakk'a vesile yapmak. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam ubudiyet dairesini salavat ile çalıp o Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam suretine bürünerek cüz'i nurumuzu onun aleyhissalatu vesselamın nuruna dahil ederek o noktadan onunla olmaktır. Hakta fani olmak. Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam neredeyse ben oradayım. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti
ve hatem-i semadiyeti göstererek şirk ve işrakı her cihette tard eder. Bir de burada şey diyor, kendimizi merkeze koyarken sırr-ı ehadiyet cihetiyle, fakat kainatın ecza ve efradı olarak düşünürken de sikke-i ehadiyet olarak bakabilmek. Çok ilginç değil mi? Hem hayatta... Çok ilginç, çok ilginç değil mi? Kainatı düşünürken sikke, sikke-i ehadiyet. Sikke-i ehadiyet. Evet abi. Hı. Şeyi düşünürken hayatı. Birincisi neydi o cümlenin? Sırr-ı ehadiyet abi. Hı. Bir üst cümlesi. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i semadiyeti göstererek şirk ve iştirakı her cihette tard eder. İşte burada ne kadar inkişaf edersek şöyle, bir ağaç düşün, ağaç. Ağacın çekirdeği var, bir de ağacın görüntüsü var, bir de ağacın gözükmeyen arka taraftaki makine var, bir de meyve var. Ne yaptı? 4. Çekirdeği sikke diyor. Değil mi? Yani onu cem etmiş. İnsan kainat ilişkisi böyle. Öyle bir yapısı var ki bazen kainatın önünde başı ağacın çekirdeği gibi. Başka bir özelliği var ağacın sonundaki gibi. İnsan kainata bazen kendisi oluyor. İsrafil misal gibi. Bazen de kainatın batınısı oluyor. Yani bu insan çok garip ya. Çok garip. Ya nasıl bir ders veriyor Risale-i Nur ya? Yani bunları nasıl duyacaktık Risale tanımamış olsaydı? Bu nasıl bir şey? İnsan kainatın evvelidir, ahiridir. Kainatın suretidir, kainatın batınısıdır. Muhatab-ı ilahidir. Sırr-ı Rabbaniyedir, sırr-ı Zatiyedir. Ya Rabbi ya. Ya. Abi böyle başta şey dedik de biraz mübalağa mı ettik? İşte Hazreti Ali Efendimiz'in de hissedarlığı. Yani bu dersleri onlar dinlemezler. Hayat bir tek hakikat iken surette değişmiş işte, kalem olmuş, elma olmuş, Erzurum olmuş, mekan olmuş ama hepsi hayattan yaratıldığı için hayata mazhariyet nispetinde herkes her şeyle alakadar, herkes her yerdedir. 642 işaret mesnevi nüredi diyor. Her şeyin her yerde olduğu makama girdiğin vakit her şeyin yanında oluyoruz. Sen ha? Mesnevi yani. Ben bunu hayal söylemiyorum. 642, 41'den başlıyor. Her şey alakadar olurken her şeyin yanında oluyoruz. Kısaca hadiyet bahsinde de bu insan penceresinde söylüyor. İnsan penceresinde söylüyor. Her şeyle her şeyi görebilir diyor. Her şeyle her şeyi. Evet. Oraya mı bakıyorsun Sedat? Okuyalım mı abi? Sıfıra yok uzun olmasın diye. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır, aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, yani öyle bir makam külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da imkan ile vücut arasında hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki
sen şu acip budiyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbine vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani imkan ve vücub arasında hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise ölüm ve helakettir. Abi Miraç'ta dur ya Muhammed, ben işine burası mı? Dur dedi. Yok ki. Sonu yok. Gidiyordu, gidiyordu. Dur ya Muhammed. Çok şükür. Çok şükür ya Rabbi. Devam et abim, devam et öyle. Ziyafet. Abi burada imkan ve vücut kavga kavsayım mı oluyor? Evet. Evet. Evet Abdullah. İnsana bak ya, kainat arkasına bırakmış. Cebrail arkasına bırakmış. Arş-ı Azam arkasına bırakmış. Cennet cehennem zaten nerede? Ta. Hepsini bırakmış, imkanı bırakmış. Vücub ortasında, imkan vücub ortasında. Bütün her şeyden sıyrılmış, çıkartmış üzerindekileri. Çıkartacak hiçbir şeysi kalmamış. Vay. İnsan nevi değil mi? Ne kadar gurur duyuyor. Sonra geliyorsun alim-i kevni fesatta zıtların ceminde adetullah kanunlarına uyuyorsun. Hendek kazıyorsun, zırh yiyorsun, acıkıyorsun. Bir defa karnın doydu olmamış, bir defa yatıp uykunu almış olmamışsın. O cebime gidiyor ya. Anlayamıyorum, anlayamıyorum, kavrayamıyorum, itimat edin bana, kavrayamıyorum. Anlayamıyorum bu adamı ya. Yani buraya bulmuş, gitmiş, aç olması, yani dünya bu bedevilerle uğraşması, ya buraya nasıl intibak etmiş, nasıl böyle denge bozulmamış ya. Nasıl böyle bu, o sistemle burada bulunabilmiş, anlamış değilim. Mesela şöyle düşünün herkes. Biraz mübalağa mı yapacağım? Cennete gittiğinizi kabul edin. Cehenneme gittiğinizi de kabul edin. İlk önce cennete gittin, sonra cehenneme gittin veya cennet. Döndün geldin. 3 gün geçmiş. 3 gün cennettesin, 3 gün cehennemde. Bu dünyada nasıl yaşardık? Nasıl olurduk? Peki abi, rüyeti ilerleyip görüp de buraya gelmek nasıl olurdu? Onu anlamak için söylüyorum zaten. Yani anlayamıyorum. Yalnız kaldığım zaman odamda düşünüyorum. Her tarafım ateş basıyor yani, iş yapamıyorum. De yapmayın diyor zaten ama bu nasıl bir tahammül, bu nasıl bir ruhu inkişaf, inbisat, tenevvür, irtisam, tayin ve teşahhus. E peki, aynedir bu alem her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'ler Allah görünürden o miratta, yani o olmazdı ki. O miratta otur. Sahabe beni gören onu görmüş ya. Evet. Ben bu demari bu şapkalı, tekkeli Adem, baştaki A Elif insan, ben bu demari. Adem ne dem bu dem? Adem dem ya. Adem'in Arapça yazılış. Adem. Elif, dal, mim. Elif zaten insan. Dem bu dem abi. Demlenmek diyor. Şey öyle demiş ya, biliyor musun şey Beyazıt-ı Bestami. Ne yapıyorsunuz demişler de. İki kişi mi neymiş? Demleniyoruz demiş. Başka bir ehl-i hakikat demiş ki, biraz durumları iyi değil, biz demiş hakikat sarhoşuyuz demiş. Ondan sonra Mevlana da demiş ki, ya diyor,
birisi coşmuş. Bu diyor okyanustan bir damla almış. İçmiş diyor. Damladan bir damla içmiş. Kendinden geçmiş. Biz o maşapalarla içiyoruz her gün diyor. Böyle olmuyoruz. Maşapalarla içiyormuş. Durumları iyi değil ya. Devam et. Hem hayatta sanat-ı Rabbaniye'nin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret, en küçük bir zihayatı halk edemez. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihri sitesini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir arının küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve eksen enva ile münasebatlar olacak ve bal gibi bir hediye-i rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şeriat-ı hayatı bilecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazatı derceden zat elbette bütün kainatın haliki olabilir. Abi şurayı da şey yapalım da. Biz de hayalen o zamana gidip Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi sadayı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile deriz. Ya hayyü gabla küllü hayyün, ya hayyü bağla küllü hayyün, ya hayyü lezî leyse kemislihi hayyün, ya hayyü lezî la yuşbihu şeyhun, ya hayyü lezî la yuhdücü illa hayyün, ya hayyü lezî la yuşarikü hayyün, ya hayyü lezî yumutü küllü hayyün, ya hayyü lezî yerzulü küllü hayyün, ya hayyü lezî yuhyin mevte, ya hayyü lezî la yumut, Sübhaneke, ya la ilahe illa ente lemanu, neccina minennar, amin. Sübhaneke la ilmena illa ma'allemtena, inneke entel alimul hakim. Bâhuru davahum, elhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha. Maşallah. Amin. Abi bu hayatı biraz akıcılığını suya benzeterek inşallah böyle bir kayyum, toprak, direk şey yapalım da bir döngü gelirse bir kayyumu da beraber okuyalım abi inşallah. İnşallah. Kıyama kalkmak olur mu abi? Evet. Kayyumiyetten kıyama kalkmak nazarı. Kitap makamına çıkabilmek. Oradan Allah'u ehate. Ya. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun. Birbirimize kardeş etmiş, muhatap etmiş, ders arkadaşı yapmış. Bunları da birbirimizin aynasında Cenab-ı Hak gösteriyor. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ne kadar şükretsek azdır. Ondan sonra öyle bir meclis-i nuranimiz var ki herkes kendisini böyle bir şekilde Cenab-ı Hak yapıyor. Arkadaşlar hiç kimse geri kalmasın. Herkes bir ders yapmak değil, hazırladığı kendi enfusi derslerini burada bu imkanı buluyoruz. Bu imkan yani kendimizi ve istifademizi istifade ettirmek ve ifade etmek imkanı var. Yani bu imkanı her yerde bulamazsınız. Ben böyle gençliğimde görmedim yani bizi. Hadi bize şey yap diye. Bize bu imkanlar verilmemiş. Biz daha o zaman da demiştik ki inşallah beraber olduğumuz kardeşlerin böyle istifadeleri, istifazalarını ifade etmelerine imkanlar olacak inşallah. Onun için sevgili kardeşlerimiz haftada kim, haftaya kim vardı?
haftaya, bu hafta, önümüzdeki salı kim ders yapıyor? Kimi saymıştık? Zannederdim şey demiştin abi, Mercan ama o ama sıkıntı söz değil. Serkan. Ha, Serkan nerede? Serkan burada mı? Burada. Yok zannedersem. Serkan olması lazım, buradadır. Serkan. Bakayım. Serkan niye yok? Serkan, ondan sonra kimi söylemiştik? Serkan'dan sonra kim vardı arkadaşlar? O kara meşeleri söylemiştiniz sanki. Arkadaşlar, kendisi kaydetmedi mi yani böyle? Duyuyor musunuz sesimi yani? Kimdi ondan sonra, hatırladınız mı? Abi Tayyip Karameşe demiştiniz zannedersen. Yani sonra bana imkan vermediler. Ahirette demeyin ha. Ahirette demeyin. Bak bu imkanlar şey için söylemiyorum ama size hiçbir yerde vermezler. Kendi istifadenizi ifade ettirmezler. Öyle bir şey yok bu dünyada. Bu Meclis-i Nurani'nin kıymetini bilin, verilen vazifeyi sahiplenin. Bak o Mercan beni arkadan aradı, abi dedi ben gözden sorumluyum. Ondan sonra ancak sesle şey yapabiliyorum dedi. Tamam dedik, ondan sonra bir saymıştık. Mesela hiç ders yapmayanları şey yapalım o zaman bu akşam. Mesela diyelim Fatih yaptı, Kiraz yaptı, yukarıdan aşağı ineyim. Mesela bir kere isteyen var mı hemen? Ben haftaya yapacağım diyen var mı abiler? Yani duymadığımız bir sima olsun, ses olsun. Peki haftaya sen yap şey. Haftaya erken olur abi. Haftaya erken olur. Peki. Bakayım o zaman seçeyim. Sahip çıkan yok mu yani? İlle böyle dayatmalı. Hazırlanmayı vardı belki ya. Ha? Mesela şey yapmışsa. Çalışması. Faruk sen yap. Bir haftaya bir haftada yaparsın. Ama enfusi bir ders böyle. Ondan sonra Faruk haftaya sensin. Tamam. Ondan sonra Fatih Doktor Fuat Aydın kim ya? Fuat yazıyor. Ama Fuat hazırlan yok değil mi Hasan abi orada? Çıkarsa seni bir şey. Fuat Aydın nereden arıyor? Bak Fuat Aydın gözüküyor. Ondan sonra diyecek ki İrem. İrem diyecek ki Adapazarı ve bana bu imkanı vermediniz ahirette. Başka kim var? Tahir Karameşe niye sesin çıkmıyor? Abi yapacağım ben de. Yapacağım yani inşallah ama sizi bekliyorum yani. Ne zaman söylerseniz o zaman abi. Tamam o zaman hazır mı dersin? Ya abi benim bir zaman toplamam var ama ben arkadaşlar gibi düzenli üslup yapabilir miyim bilmiyorum. Bayağıdır tamam. Bir şeylerim var ama. Tamam. Haftaya tamam. Sensin. Tamam. Bu böyledir. Abi, tamam bir hafta daha yırttık. Tamam. Sonra haftaya Salı sensin, öbür hafta Faruk sensin. Tamam mı? Tamam. Bu önümüzdeki hafta ben miyim? Evet. Salı sensin tamam. Önümüzdeki. Onlar öbür tamam. Salı Faruk sensin. Sonrasını kimi yapalım? Abdullah Stuttgart sen hiç yaptın mı? Yapmadım da. Tamam. Biraz erken olur abi. 2 hafta. Geciktirelim. 3 hafta oluyor. 3 hafta oluyor 3 hafta. 3 hafta. Yani haftaya şey yapıyor.
İrem az gözüküyor da adı neydi ya? Unuttum. Abdul. Tahin. Abdullah'ın Hasan abi ben kız benim çocuğum telefonuyla giriyorum. O ayarlıyor bunları. Ben pek anlamıyorum bu işlerden. Onun için arkadaşlar. Evet. Onun için arkadaşlar bazı böyle değişik isimler görürsünüz ama onlar beceremedikleri için babaları vesaireler evet. Girmiş tamam mı? Onun için şam. Ha o yapmış. Aferin ona. Tamam. O zaman bak haftaya Abdurrahman yapıyor. Abdullah. Sonraki hafta şey yapıyor. Faruk yapıyor burada vakıf. Sonra üçüncü hafta sen yapıyorsun. Abi benimkisini ben haber veririm. Benim yerime Serkan kardeş yapabilir. Ben onu ararım. Serkan yapar. Abdullah niye Hasan kaçıyor? Abi, Gafur abi yok mu ya? Bayağıdır duyamıyor sesini. Gafur şeyde köyde olduğu için bulunduğu yaylada internet çekmiyor. Fındıkta. Yok fındık değil. Yaylan o şu Kaşkan orada 2000 küsürde internet yok hiç. Telefon da yok. Ben birkaç defa şey yaptım varamadım. Ben de kaldım orada bir program yaptım kendime onun binasına. 2 gün tamamen dünyadan kesiliyorsun. Zaten onun aklanacak o kadar kaldırıyor. Tahir. Bir şey daha. He? Ben de sizin gibi dinliyorum. Tahir Karameşe çık bakayım bak gözüküyorsun. Sen niye ben buradayım demiyorsun? Ben dinliyorum abi buyurun. Tamam ondan sonraki hafta sensin o zaman. Ne zamanı denk geliyor? Bir ay sonra. Yani şimdi haftaya Abdurrahman yapıyor. Ondan sonra Faruk yapıyor. Sonra sen yapıyorsun Tahir. 3 hafta. 1 Eylül abi. 1 Eylül oluyor. Hemen kaydet abi işte ben kaydet. Abi. He. Bu enfüsü derslerinde ben daha yani baya başlangıçlardayım. Öyle mi? Evet yani onun bir haberiniz olsun inşallah. Sonra yani inşallah istifadeye Allah nasip eder ama baya başlangıçlardayım. Abi ben de karıştırmayayım. Tahir benim kardeşim ben Davut. Ha Davut sen misin? He. Tamam. Tahir Almanya'da abi. He, sen... Yani Darüce'deydim hatırlarsanız. Tamam. Yani ikiniz de Karameşe ya tamam. He, Tahir daha baştaysa peki. Davut, sen... Ben en son attın abi. Tamam, en son attım Tahir seni. Teşekkürler, Davut, ama seni kaçamazsın. Evet, sen nasıl bir, işte onun yerine yapabilecek misin 3 hafta sonra? Abi yaparım inşallah. Ben hatta size geçen hafta da demiştim, bu aralar böyle bir... iflas müflis konularına ben çalışmıştım. Böyle bir toplama yapmıştım. Tamam. Onu hazır gibi yani toparlayıp tamamen onu çok güzel. Yani sunmaya gayret ederim abi. Tamam. O zaman yazın. Hafta yaptım Rahman. Anlamadım yok. Sonra Faruk. Üçüncü hafta Karameşe ama Davut. Öteki Tahir Karameşe değil. Kardeşmiş demek ki. Karıştırdık Karameşe. Tamam. Bir tane de bulursak bir aylık adam olmuş olur. Serkan girmedi değil mi? Peki Bulut, Almanya'dan, Stuttgart'tan Bulut, Adem miydi? Evet Hasan abi ben Adem. Adem, mühendis bey kardeşim sen şimdi 4. hafta seni yapsak olur mu? Ben tam olarak nasip olursa Türkiye'ye geleceğim. Ben Türkiye'den döndükten sonra o zaman alayım olabilir. Yani benim de inşallah nasipse uçacağım. 2,5 hafta oradayım. Ondan sonra döneceğim. Ondan sonrasını hazırlanabilirim. Ha ondan sonra olur. Tamam. Peki. O zaman şimdi biz garanti 3 hafta yaptık. Tamam. Peki. Bu ders şeyi bitirdik. Gelelim. Şimdi inşallah yarın arkadaşlar dershanemizin, merkezi dershanemizin arsasına bakmaya gideceğim. Arnavutköy'e inşallah Osman birkaç arsayı gösterecek bana. Artık bu hafta içinde bir arsayı satın alacağız Allah nasip ederse.
artık böyle yakınmış, merkezmiş, İstanbul'da öyle bir şeyim yok. Öyle bir şeyim yok. Lüks yani. Öyle bir şey yapmayacağım. Artık ihtiyaç olan gelir. Orada merkezi bir dershane olduğu için vakıf yetiştirme daha çok enfusiyim. İnşallah orada kat kat veya bölüm bölüm oda oda planladığım var diye böyle bir dershane. Bütün cihazlar, yansıtıcı, gösterici bir oda, bir salon, enfusi, zahiri, batını böyle tasnif edeceğiz, tasnif. Allah'ın izniyle orada bu konuda uzmanlaşmak isteyenleri bir hafta, üç hafta, bir ay kampa alacağız. Kalabilecekler yurt dışında yatılı, yani çocuk değil, sizin gibi insanları. Böyle güzel bir planım var. Şöyle bir planım vardı da onu çoğunuz duymamışsınız. Onu yapmak istiyorum. Hayattaki bir planım. Hayattaki büyük gayelerimden bir tanesi şu. Mesela Türkiye haritasını düşünün. Kars'ta bir dershane olacak. Üç katlı bir dershane olacak Kars'ta. Kader. Kars'ın orası kaderde uzman olacak. Yani Türkiye'den bir tanesi dese ki ben kader hakkında çalışmak, enfusi kampa, yani detaylarını öğrenmek istiyorum deyince Kars'a gidecek. Adam hissiyat doğru Edirne'de olacak. Edirne'de 3 katlı bina olacak. Hissiyat merak edenler Edirne'ye. Duygular Hatay'da olacak. Ondan sonra Ene Afyon'da olacak misal. Akıl Bursa'da olacak. 3 katlı bina en az. Orası o konuda uzman. Göz bölümü diyelim. Hastaneler olur ya. Damar cerrahi. Tamamen kalp diyelim bu hastane. Tamamen Dima Bursa'da olacak. Orada uzman. Mesela Türkiye'de bir tanesi çıktı. Herkes istidat kabiliyetlerini. Allah ben sırrı insaniyle meşgul olacağım. Hakkari'ye gideceksin. 3 katlı bina orada. Uzman orada. Yok fındık yemek istiyorum. Adapazarı'na Abdurrahman'a gidersin ya. Tamam mı? Yani böyle hayatımda en büyük gaye buydu. Yani Türkiye'nin her tarafına ondan sonra uzman, ihtisas ve mutahassis kadro, tamam mı? Kadro orada şey olacak. Yani kadro olacak. Hepimizin arzuladığı ne? Ha, yani böyle bir uzman. Mesela diyelim ki Türkiye'de şu anda da diyelim bir mevzu denilince kader. Mesela kader en çok kim konuşuyordu? Hatırlar mısınız? En çok kader şey yapan Üçte abi çok yapardı. Ve Ali Uçar abi yapardı. Değil mi? Sosyolojiyi Rüştü abi yapardı Laika'da. Böyle meşhur şeyler var böyle. Nasıl ama bu uzmanlık olacak. Öyle çakma falan değil. Adam başka bir şey olmayacak bunu. Yani bu insanın hayatta başka bu oradaki bulunan mesela. Diyelim ki Edirne'deki binada hissiyat mı? Kadro bunlarla. Yetişen orada olacak. Adam o konuda yetişecek. Vicdan şeyi bir baktı ki Sinop'ta. Nazmi Mani İzmir ödemiş mi abi? Nazmi Mani İzmir'de olacak. Diyelim. Tamam. Yani böyle nasıl diziliyor, nasıl çıkartılıyor mana mertebesi. Nazmi Mani ne demek biliyor musun? Lahuti bunlar yani sır külliyatın sırları bunlar. Nazmi Mani bu sırların sahibi Kur'an'da kim deniliyor? Hızır değil mi? Hikmet. Ha, onu nasıl çıkartılıyor? Nasıl şey yapılıyor? Yani bir derece ben Dima'da burada beraber yaparken arkadaşlara defteri gösteriyorum. Nazmi Mani diziyorsun böyle. Mesela diyor ki hissiyat ve cihazatların diyor.
konuşurken vahdet demesi yeterken sırrı vahdet demiş. Ondan sonra şuur ve hisleri kullanırken, aklı kullanırken tevhid yeterken sırrı tevhid demiş. Ha böyle diziyorsun, başka bir şey yapayım, mana çıkıyor. Bu Hızır Aleyhisselam'ın mesleği bu. Mesleği bu yani, içeriği. İşte böyle hayatta böyle dersen, ama ilk adımı inşallah Arnavutköy'deki bu enfusi ve merkezi bir dershanemiz. Zeytinburnu'nda ben malum hapisteyken yıktılar. Tebrik etmek lazım nasıl becerdilerse. Ondan sonra şimdi inşallah istiyorduk eskide Zeytinburnu Topkapı tarafında merkezde olsa, şimdi öyle bir derdim yok. Daha sakin, daha İstanbul dışı, daha geniş bir sahada. Yarın inşallah Osman bulacak oraya. Orada uzmandır arsalarda. İnşallah orada bulacağız inşallah. Bu hafta içinde bulup 6 ay içinde binayı dikeceğiz. Bu böyle duayı fiiliye atladım ya. İnşallah. Bu ruhsal yapıya göre de zerrat şekil alıyormuş. Sizin bu haletinize göre de niyetiniz Arnavutköy'de hayatlansın. Hayır ismiyle inşallah. İnşallah ya Rabbi. Ve kalabileceksiniz Allah'ın izniyle. Kalacaksınız. Uzman mesela ilk bir hafta, üç hafta. Zeytinburnu'nda yapıyordum biliyorsunuz. Almanya'dan geliyordu. İlan ediyorduk, Osmanlılar bilir. Mesela diyelim ki zan dersi için Belçika'dan adam bir sürü. Mesela bir hafta önce ilan ediyorduk, haftaya zan dersi yapılacak. Orlando'dan, Belçika'dan bir günün iki günlüğü geliyordu. Orada işte Arnavutköy'de yaptığımız inşallah 3-5 kat, kaç kat verlerse geniş alanda böyle salonlar, amfi salonları yapacağım. Allah nasip ederse burası şu maksatla kullanılacak. Şu enfusi, şu ene böyle ve cihazlar böyle. Bütün o son teknolojiyi koyacağım. Yansıtıcıları yapacağım Allah'ın izniyle. Bunu yaptıktan sonra herhalde o zamana kadar inşallah aklı da bitiririz. Aklı bitirirken enfusi lügatını da tahsiye edeceğim. Beraber edeceğiz. Enfusi lügat çok önemli. Sonra aynı zamanda Dima kitabımız, yani Dima, bu yaptığımız dersler var ya Dima. Onların bir araya geldi zannediyorum 3000 sayfayı geçiyor. Onları da tavsiye edeceğiz. Eğer bunları yapabildikten sonra, çok mu fazla uzattım? Dünyadan hadi benden eyvallah. Bir merkezi dershane, enfusi lügat, Dima da çıktı mı hadi benden eyvallah. Yani efendim abi, uzun ömür versin, öyle hemen istirahate çekilme yok. Fatih bir şey dedin abi. Abi vicdan, Dima bitince vicdan başlamayacak mı? Şimdilik Rabbimden bunu istiyorum ki ya Rabbi, şu Dima bitirmeyi bana nasip et de, bitiremesem bile, ömrüm yetmese, artık bu Dima çalışmasının yöntemi, bu enfusi çalışma yöntemi ortaya çıktığı için, sistem nasıl çalışılıyor çıktığı için, ha bak nasıl güzel dersler yapıyorsun. Bu çalışma nazm-ı mani nasıl mana çıkıyor, bu bilindi mi? Artık bundan sonraki nesil vicdanı da, şeyi de, kalbi de, ruhu da çıkartacaktır. Yani bu bir yöntem çıksın istiyordum. Çıktı hamdolsun. Aslı maksadıma vardım ben zaten. Yani Rüştü abinin bana dediği gibi, Zübeyir abi ona demiş ki, senin gibi en az bir kişi, en az bir kişi vesile olmadan gelme demiş. Allah bana çok verdi. Enfusi böyle nazm-ı mani çıkartmak, iki günden beri Murat Dursun kamptaydı, buradaydı, yanımızdaydı. Dersleri de görmüşsünüzdür, yayınladım böyle. Beraber mutalaa ettik. Bugün de güzel bir şey var. Kader de yaptık beraber. Kader. Bugün de bir soru var abi, ben buraya iş yapamadım diye ben. Böyle mutala ediyoruz. İnşallah bu Arnavutköy bitirdiğim zaman daha yakın olacağız beraber. Yatılı olacak. 3 gün, 5 gün geleceksiniz.
hakkınızdır beraber kalmaya. Beraber oturacağız, çay içeceğiz. Bunları mutalarla müzakere edeceğiz. Onu yapamadığımız için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden enfusi kamplar yapıyoruz. İnşallah bu korona şey meselesi o kadar şey yapmaz da enfusi kampa inşallah gene şey yaparız böyle. Şurada burada daire şey otel tutuyoruz ya. Allah nasip ederse gene başlayacağız böyle. Kış daha biraz cazip oluyor. Yaz herkes tatile gidiyor. Bu enfusi inşallah gene o kamplarımıza gideceğiz böyle. Mesela Kabu Kavşan orada çıktı. İkinci dal İrfan kardeş ikinci dalı Almanya'da ortaya çıkarttı. Benim Almanya kampında, enfusi kampında çok orijinal dersler mesela. İkinci dalı İrfan kardeş yani adeta kaymağı şey yaptı. Şu anda o o netice yani. İkinci dal neyse öğrenmek isteyen varsa Nur dersinde ikinci dal yazarsa İrfan'ın dersini şey yapsın. O şeydir. Haritalanmıştır. Çok güzel olmuştur. Onu şey yapar. O ötekisi Türkiye'nin her yerinde yapmak sonraki inşallah. Ama şu dima aklın dima 7 mertebesi 6'sı bitti. Akıldayız. Aklından son tarafındayız. Ama herhalde akıl hakkında şöyle 1-2 senede geçer. Akıl bitmiyor yani. 2 senede sürer gibi. Çünkü şualara geldim. Şualar 16'dayım. Aklım duruyor. Şualarda bu kadar akıl mı izah edilmiş vasıf ve sıfatı? Aklın yani ne hangi vasıflarıyla melekute geçiyor? Niçin melekutu anlayamıyorum? Neler gidemiyorum? Şualar diyor yürüyemiyorum işte. 108 tane akıl geçiyor şualarda. Haman haman ekseriyeti mutlakası hepsi içi dolu. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Böyle harika şeyler var. Mesela aklın bir sıfatı bugün şey yaptım. Aklın bir sıfatı hayret midir? Akıl niye hayret ediyor? Niye hayret makamı orada çıkıyor? Çok garip şeyler ya. Küllata mübarek zat yerleştirmiş, çekip gitmiş. Öyle nazmi mani koymuş ki Abdullah öyle dizmiş ki usta. Dizmenin içerisinde şifrelenmiş. La teşbih ve la temsil. Kur'an'ın sırrı icazına aynı bunda da gözüküyor. O kanuniyet. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak kişiyi cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Rabbim evinize Süfyani ve Deccal'in tesirleri şöyle dursun. Rüzgarını, sesini duyurtmasın inşallah. Süfyanların şerinden, Deccal'ların şerinden evlad-ı yalinizi muhafaza eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı daim eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bu hizmetin hakikatiyle haklanmayı nasip eylesin. Bize kabirde, haşirde ve sıratta ve ebedi, ebed aleminde yoldaş eylesin. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. El Fatiha. Abi, ülfet belasını yıktığınızdan dolayı Allah alem Zeytinburnu yıkıldı ama inşallah Arnavutköy'le beraber yeni bir ihya inşa olacak İzmir'de. İnşallah. Artık ben şimdi şeyde kalmıyorum. Küçükçekmece'de Tepecik'te kalıyorum. Evet. Hayattan bir gayem Nur kardeşlerimin ülfetini kırmak, ilk önce kendi ülfetimi kırmak hayatta böyle ta küçüklüğümden beri yani Nurculuk'ta böyle gençken beri bu ülfet belasına hep şeydim, muptela olmuştum ama olanları da çok görüyordum. Yani bu insan bu kadar dev külliyatı biliyor, niye böyle oluyor? Sonra işte baktım ki ülfet belası sarmalamış. Onun için Rüştü abi güzel derdi. Derdi ki ya Rabbim, duasını duyardım. Ünsiyetimi artır, ülfetimi kaldır. Beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. O derdi. Ondan sonra dedi ki, onu da söyleyeyim. Hani var ya la teşbih ve la temsil. Peygamberimiz demiş ki ben Kur'an'ın nuzulu için savaştım. Ya Ali sen de ben tenzili için, sen tevil için. Dedi ki Rüştü abi, ben dedi bulunduğum zaman
acayip bir fırtına vardı. O zaman laikalarla mukabele edilip istikamet bulunuyordu. Nur talebelerinin en çok muhtaç olduğu dönem o dönem. Zübeyir Ustad'ın vefatından sonra ta 70-80'lere kadar laikalar çok önemliydi. Ben dedi herhalde o konuda istihdam oldum. İnşallah sen de dedi Nur talebeler için de ülfetin kırılması için Melekut tarafıyla istihdam haritayı gördüğü zaman o şeceri hilkati gördüğü zaman öyle demişti. İnşallah bununla dedi şeyi kırılacak derdi ve Mesnevi Nuriye'den o onunla haritayla alakalı yeri göstermişti. Abi o harita şu mu ilk? Evet. Ve Mesnevi Nuriye'de bir yer var, hatırladınız mı? Mesnevi Nuriye, Osman hatırlar, 258 miydi Osman? Karpuz. Yok yok, o karpuz olacak sonra... 256. 256'da... Tersi mi? Evet, ayrı ayrı parçalar böyle beraber yapıyoruz ya Mutala. Muzakerilce bu araya getirecek, sonra eklenecek ve şekillenecek mu? Mükemmel bir imani tahkiki ders ortaya çıkacak diyor. Gıyaben bir şey soruluyor orada. Ulan böyle bir şey olur mu? Niye olmasın diyor. Yani Allah'ın kudretinden niye uzak görüyorsun diye. Ülfet belası hepimizi kısmen sarmalamış. Bak Allah razı olsun. Bu imkanlar da verilmiş. Bak Erzurum'dan kardeşimiz egzozcu yani böyle vakıf yapmış zamanında ama egzozcu hani niçin söylüyorum öne çıkarmak için? Oluyormuş yani egzozcu, onu taksici, bilmem neci ille şeyle değil. Bak enfusi. Bak ne güzel bir hayat dersini Allah razı olsun. Bize takdim etti. Ne güzel çalıştı, mukaddemesini de yaptı. Oluyormuş. Niye? İmkan vereceksin. Önünü açacaksın. Tamam? Gençlerin fırsat vereceksin. İstidat ve kabiliyetlerine gem vurmayacaksın. Al yapın arkadaşlar. Bak ben de yalnızım. Dinliyorum. Yapın. Birbirinizden bu atölye çalışması gibi, bir mutfak çalışması gibi bir araya getirin, gelin, müzakere edin, birbirinizden istifade edin, tamam? Hazırlanın. Aha size bir imkanlar, aha şeyler veriliyor. Yani sizin önünüze kimse geçmiyor. Tam tersine hadi geçin, hadi yap deniliyor. Onun için siz de kaçmıyorsunuz elhamdülillah. Bak Sedat Erzurum'dan ne güzel bir hayat dersi oldu. İnşallah Arnavutköy'de de orada bu görsel beraberiz. O zaman orada hakiki olacak. Allah nasip ederse. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah'ın selameti, rahmeti, lütfu üzerinize olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Allah razı olsun. Vesselam.